Sevgili dostlar, herkese günaydın. Bakalım bildik bir alamete gidiyoruz, kıyamete hesabı. Hava demir gibi. Hemen şimdi bir ardiyeye uğrayacağız. İnşallah açıksa oradan iki çuval odun alacağız. Gece gündüz odun yakacağız orada. Gündüz de çok soğuk. Çok soğuk. Ondan sonra Sarısu var arkadaşlar. Bir küçük bir dere. Oraya gideceğiz, oradan gümüş avlamaya çalışacağız. Çünkü Musa Özü'nde gümüş bulmak çok çok zor. Eğer öyle gümüş bulabilirsek pet şişeye böyle birkaç tane koyup oradan Musa Özü'ne geçeceğiz. Aynen, inşallah vardır ya. Bakalım, oltaları da dünden hazırladık. Gider gitmez oltaları açacağız. Ondan sonra bekleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım, keyfimiz yeterse kalacağız. Baktık balık yok. Deli gibi ayaz var, geri döneceğiz. Ya da en kötü arabada yatacağız. Açacağız kalorifere. Ulan Ardiye yine kapalı, görüyor musun? Aynen, Ardiye kapalı ya. Allah kahretmesin. Biz ne yakacağız ya? Abi akşam 5'te kapatıyor. Abi sabah, şey yapalım. Sabah 9 olmuş, hala açmıyor. Şey yapalım abi. Çamlıcadan alırız. Uzman çamlıcadan alırız. Sarısu'ya gideceğiz ya. Orada yapacağız ya. Alırız artık. Aynen. Arkadaşlar, yola çıktık. Musa Özü'nde görüşürüz. Takipte kalın. Arkadaşlar, Sarısu'ya geldik. Gümüş avlamaya çalışıyoruz ama hiç yok. Gümüşle yatır dersin. Bekledik biraz ama hiç takılmadı. Kaldır bakalım ya. Bayağı bekledik. Temiz. Topla gidelim, yapacak bir şey yok. Orada atarız artık. Orada açarız yani. Arkadaşlar, gümüş bulamadık. Artık yapacak bir şey yok. Musa Özü'nde geleceğiz gümüşlüğü. Dek gelirse orada dek gelecek. Hadi gidelim. Burak videoyu izleyince hemen gelmiş. Abi sabahtan beri sizi bekliyorum diyor. Ama ben odun bulamadım. Odun var. İki çuval aldık biz Allah'tan gelirken. Aldık. Çek şöyle, yanımıza çek ya şuraya hemen. Ersin, malzemeleri indirelim yavaş yavaş. Arkadaşlar, geldik su kenarına. Şuradan arabayı indirdim ama inşallah çıkarken çıkarız. Biraz dik. Valla şöyle düz güzel bir yere konduk şu an. Hava güneşli, güzel ama tabii ki hiç ısıtmıyor. Buz gibi bir hava var. Buz gibi, buz. Hava buz. Olsun, Allah'tan odunu bol aldık. Şansımıza odun bulduk. Güzel döşemiş yine. Buraya 3 kişi oturur mu ya? Ben şöyle otursam. Şöyle. 2 kişi buraya oturur mu ya? Masayı böyle yapacağız arkadaşlar. Buraya da 3 kişi oturacağız. Akşam soğuk olursa burada takılacağız. Geç bakalım. Sığabileceğiz Mersin. Sığdık biraz. Şu arkaya geçsen oğlum, oraya da ben oturacağım. Buraya da oturacaksın işte. Aa, buraya. Oğlum nasıl geçeceğim? Sen oraya bir geçsene, bir deneyeceğiz bakalım şimdi. Tabi buraya geçen kişi zor. Evet. Buraya geçen kalkmayacak bir daha. Burada olta. Tamam, ben oltaya bakacağım değil mi? Oğlum iyi lan işte. Ya sen ne diyorsun ya? Sen oltaya bastığı zaman kapıdan, aynen, sen buradasın ya, sen de bu kapıdan sen direkt oltaya fırlayacaksın. Sen de... Oo, şahane. Şuraya baksana. Abi, masalı. Bunu yer değiştirseniz. Reis. Ha? Bu da buradan çıkabilir. Şeyden de olta da güzel gözüküyor. Buranın olta da güzel gözüküyor. Ha. Buradan yandan. Sen buranın oltaları görürsün. Bak buradan böyle.
Bu tamam, şekilde tamam. Artık vallahi... gece ayazı yememek için arkadaşlar masayı içeri alacağız buraya. Sistem on numara ya. Vallahi şahane oldu. Tamam işte. Döner siparişi var mıydı? Döner mi? Oğlum gelmeden önce arasana bir şey istiyorsunuz mu diye. Ona göre sipariş verdik. Atarım. Ya silahı hoş geldin. Ne yapıyorsun? Tamam. Yavaş bir. Ne var ya? İyi lan. Üçer tane makaralı attım. Ben bir tane de sopa açacağım. Şuraya 7 yeter. Uğraşamayız. Tabii canım. Bir tane yeter. Bize her hafta 200 kere yayın basıyordu. Alamıyorduk biliyor musun? Burada mı? Evet. 2004-2005'te. O yıllar geride kaldı be yavrum. Her hafta. Ama en sonunda işi çözdük. Şimdi nerede? İşi çözdük. Yeri belli. Yeri belli. Yani kıyı bulduk. Kıyı. Şuraya da 7 metrelik bir sopa açtım arkadaşlar. Ciğer taktım. Bekliyor bakalım şimdilik. Mazot 8.75 olmuş. Yine zam gelmiş. 50 kuruş birden gelmiş. 50 kuruş gelmiş. Artık tamam, neredeyse aldım. bir gelecek. Allah Allah dedim, bu ne ya? Kokunu çıkarttılar. Kimse bir ses çıkartmıyor. Herkes halinden memnun. Yeter ya, odun yeter. Kesersen, senin şu kütük var ya, sabaha kadar yanar. Kesersen. Ben sana söyleyeyim. Şu kütük. Senin getirdiklerin hep böyle mi? Hı hı. Bunlar çatırdar gider abi. Gider ya. Gitsin abi, çok güzel yanıyor işte. Ama acayip ama güzel dayanmaz ki ısıtıyor. Isıtıyor tabii canım. Tabii. Dayanır dayanır. Şurayı kapattık ya, rüzgarı keser bu. Vallahi akşam otururuz. Abi. Ya yetmezse Bego'ya söyleriz, bir çuval getirsiniz. Arkadaşlar saat 1, günün en sıcak saatlerindeyiz şu anda. Değil mi? Öğlen saatleri. 7 derece. Öğlen sıcağı bastırdı şu anda. Öğlen sıcağı bastırdı 7 derece. 2 saat sonra ne olacak bilmiyorum, 3'ten 4'ten sonra. Vallahi motorla zor çıktı. Ben nasıl çıkarım oradan bilmiyorum. Biraz buruna doğru çık. Az daha git, orada çekiyor. Git git biraz daha. Şuradayken -5, buradayken +5. Yani arada orada acayip üşüyorsun. Değil mi Burak? Şurada bir üşüyorsun. Abi işte ya. Buraya bir geliyorsun. Cennet. Sıkıntı var yani her yerde. Kimle konuşursam konuşayım balık alamadık diyor. Ya tek tük alanlar var da çok nadir yani. Al, 2 hafta önce Sapanca'da yarışma yapıldı. Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi. En iyi, en usta balıkçılar. Yıl içinde defalarca antrenman yaptılar.
Bu yarışmaya hazırlandılar. Bir hafta falan sürdü, 5-6 gün sürdü. 42 tane sektör var Ersin. 38 tanesi balık alamadı. Bak bunlar Türkiye'nin en iyi balıkçıları. Arkadaşlar saat 3 oldu. Oltalarda bir hareketlilik yok. Güneş de gitti, hava bayağı soğudu. Umut'la bekliyoruz şu anda. Kapat kapat camı da. Keyfine bak. Arkadaşlar ne bulursak yakıyoruz. Burak gelirken çekmece mekmece ne bulursa getirmiş. Baktık en son o balık yapmadı oltaları yakarız ha Ersin ısınırız. Ben koltuk ne varsa yakacağız ya. Sandalye. Bunları falan yakarız artık. Ha, iyi yanar bak onlar. Markalar falan soğuk lan. Şu mıntıkadan çıkınca donuyorsun zaten direkt. Aynen. Çünkü o zaman balığa ne bulsan getireceksin yakacaksın. Valla böyle havalarda ne bulursan yakacaksın ya. Şu Burak'ın getirdiği bir tane kütük var. Onunla koysa ucunu böyle yavaş yavaş yana solunmaz mı? He? Onu gece en son koyarız. Gece hiç koyamayız. Biz gece var ya arabadan çıkmayız ben sana söyleyeyim. Tamam. Vallahi çıkmayız. Ben diyorum ki birazdan buna köz köz olacak ya. He. Ucunu şöyle koyalım. Mı? Yanlarına da küçük odun modun. Koymayacağım. Hafiften altın hava alacak. Taşın üstüne koyacağım yarısını. He. Tamam. Şunlar bir yansın hafiften o zaman. Aynen aynen. İki Burak'ın da birbirine bağladım. Gitme gelme olmayacak. Arada demire bağladım zaten. Mekanon numara oldu. Arka koltuğu da ön tarafa kadar yatırdık arkadaşlar. Kabin komple boşaldı. Güzel oldu. Kateliti de yaktık mı? Kaloriferi de açtık mı? Tamam işte. Şuradan şey indirdik mi? Battaniye. Ön tarafa mı? He. İçeride böyle. Duruma göre açık kalsın ya. Böyle içeride hamam gibi otururuz. Diyorsun. He. Vallahi umurumda. Duruma göre kapatırız akşam orayı da ya. Zil çalarsa çıkarız. Yardıra yardıra. Saatimiz olacak akşam. Abi bak. Şimdi Ersin abi ateşi şuraya yaksın. Burası sıcacık olur. Zil taşımayız yine. Aa doğru valla. Buraya çıkın bunu bu sırf burası için böyle. Şöyle. He, mekanizma tam onun için. Düşmeler diyor. Şunu da kapattık. Kapatacağız. Şey dedi. Isıtıcıyı buraya koyduğumuz zaman var ya burası hamam olur ha. Hangisi? Şunu buraya koydum her türlü bir yakar geçer. Ben bunu demirini istemem zaten. Olaya gider ya. Ateş olur. Ateş değil şunu diyorum. Onu yakarız ya. Onu şöyle yakalım. Sobayı getirelim. Soba vardı bu. Valla bunu yapacağımız bir seyredir. Arkadaşlar saat 5 oldu. Soğuk hava bayağı da çöktü. Allah'tan odunumuz bol. Şu arka tepenin olduğu yerde bayağı böyle yatmış kütükler, ağaçlar vardı. Onların hepsini topladık, getirdik. Onun haricinde daha yakmadığımız 1,5 çuval kuru odunumuz var. Odun bol, kütük bol. Ama balık yok. Balık yok. Valla arkadaşlar sabahtan beri hiçbir hareket olmadı. Şu an 8 tane oltamız var suda. Ersin 4 tane makaralı açtı. Ben de 3 tane makaralı açtım. Bir de şuraya 7 metrelik düz sopa açtım arkadaşlar. Onunla gümüş takıldı. Bir tane kazara gümüş tek geldi. Onu taktım. Onun haricinde şu 7 makaralıdan 5'inde ciğer var arkadaşlar. İkisinde de öyle boncuk mısır falan taktık. Biraz daha böyle yayına odaklandık ama maalesef şimdilik bir hareket yok. Arkadaşlar saat 7.30 oldu maalesef. Bir hareketlilik yok oltalarımızda. Ama keyfimiz yerinde. Ateşin başında oturuyoruz. Hava bız bız. Hava soğuk evet ama Allah tabii. Burada böyle çok üşümüyoruz yani ateşin başında. Şu neşe iyi oldu ha. Arkadaşlar kateliti yaktık. Arabanın arkasında böyle takılıyoruz. Her tarafını da kapattık.
Şurayı da kapatacağım da biraz onu çıkacağım. Mekan güzel oldu ya. Değil mi? Katalitik de açınca vallahi sıcak oldu ha. Çeve vereceksin şöyle. O pişmiştir. Onun üstüne hemen yumurtanı kır istersen. Biraz daha pişireyim. Ne yapıyorsun Burak? İyi abi. Kıymalı yumurta mı yapıyorsun? Üzerine yumurta kıracağız inşallah. Burak'ın karnı acıkmış. Kendine kıymalı yumurta yapıyor. Bir tane ekmek yemem lazım. Bayağı kuvvetli ha. Hemen yumurtanı kır bence. Şuradan yanacak gibi. Burak. Baksana şu 10 numara ya. Ateşe bak. Ateş süper ya. Çok güçlü yani. İstediğini pişir bu ateşte. Bu adam bulduklarımızı ekiyoruz işte böyle. Tahtayı nereden buldunuz lan? İnşaat adam, kalasını. Bu adam bulduk olsun. Suyun kenarındaymış. Aldık. Evet, çayımız da hazır. Burak korkuyor, yumurta kenarda kırıyor. 2 dakikada pişiyor burada, koyduğu gibi 10 saniyede. Değil mi? Sen, sen onları içiyorsun. Kırmaya gelmiyor. Kıymaya koyuyor. Şeye basıya kadar yumurta olacak. Aynen. Kampta kıymalı yumurta yiyoruz zaten, tamam. Başka bir şey yok. Gerçi Ersin kavurma yapacak şimdi akşam bakalım. Eksi 6 ile de. Patateslerimiz de geliyor, patates göreceğiz inşallah. Patatesler de geliyor. He, Alper patates mi getirecek? Alper patates de getiriyor. Közde mi yapacaksınız? Atarız köye, köze. Böyle yavaş yavaş olur. İşte tek gelmeyeceğim böyle, kalabalık geleceğim. Biri böyle kıymalı yumurta yapacak, öteki çayı da atacak, öteki ateşi yakacak falan. Böyle. Biri de balık tutacak. Biri de balık tutacak. Sen de böyle keyif yapacaksın. Senin nereden esti buraya gelmek? Videoyu mu izledin sen de? Abi gece saat 12'ye gidiyordu. Ulan dedim, ben de gideyim oraya. Gece bir esti. Arabayı hazırlamaya çalıştım. Saat gece kaçtı? 1.30 muydu neydi? 1.30'dan önce toparladım şeyi, malzemeyi. Arabayı yükledim falan. Yerleştirdim. Yatma 2-2.30'u buldu. Sabah alarmdan önce kalktım. Vallahi. 7 çeyrek geçe falan kurduydum. Baktım saat 7, dedim oğlum yürü. Onlar dedim oradan yakındır yerleri. Ben dedim geç kalırım. Ama ben daha erken gelmişim. Burak dünden oldu biliyor musun? Oğlum, arıyorum Instagram'dan yoklar. Instagram'dan yazmayın. Instagram'dan yazsana bana. Ya biz başka yere gitseydik. Durdurdu. Ya başka yere gitseydik. Onu diyeceksin. O son dün videoyu paylaştı. 15-20 dakika sonra Kaan Hüller aradı. Kaan Hüller var. O arada, o da bizim arkadaşımız. O arada, ya dedi hacı dedi, ben dedi nereye gidiyorum dedi. Sakarya'da ne dedi ya, bir isim verdi. Selbükü. Sen Selbükü dedi. Ben dedi oraya gidiyorum dedi. Neyse hadi görüşürüz, biz de şuraya gideceğiz falan kapattık. Söyledik ki, ulan dedi, biz de mi gitsek? Ama dedik video paylaştık falan filan. Hadi orada tel bir kopsa, gitsek. Sen burada da uzak kalacaksın. Yok bak şimdi ben... Instagram'dan bir yazar abi geliyorum falan filan diye. Şimdi ben burayı yolu görecek şekilde kendimi şuraya ayarladım. Dedim geldiklerine zaten ben arabayı göreceğim. Bu arada dedim 4 tane olta boş durması. Tam çantayı açıyordum bir baktım geldiniz. Zaten çantayı açtım, oltaları attım. Bir yarım saat, bir saat zaten 11-12'den sonra da herhalde gelmezsiniz. Sabahtan gelir dedin ya sen. Hı hı. 8 gibi, 9 gibi çıkar dedi. Hadi dedim, bilmiyorum yerinizde. Bir saat dedim sürse. Hadi geç kaldıklarını varsaysam dedim. 11-12. 12'den sonra dedim gelmezler. Bakacaktım duruma. Baktım gelmiyoruz. O zaman çıkacaktım. Abi siz nereye gittiniz? İstikamdan o zaman yazacağım. Çünkü bulunduğum yerde çekmiyor. Tepede çekiyor. Arabaya binip yukarı çıkmam gerekiyordu. Hı. Öyle oldu yani abi. Olsun, iyi dek kaldı, boş ver. Kafa kafaya tam geldik. Arkadaşlar saat 8.30'a geliyor. Şu an ateş başında oturuyoruz. Oltalarda maalesef bir hareketlilik yok. Ama güzel bir ortam var. Ateş başında da gerçekten soğuğu çok fazla hissettiğimizi söyleyemeyiz. Üşürmez. Vallahi şu an üşümüyorum. Vallahi şu an güzel bir ortam var. Hava soğuk ama ateş başında, şöyle güçlü ateşin önünde gerçekten ısınıyoruz, üşümüyoruz.
Gündüz daha soğuktu be. Gündüz daha soğuktu vallahi ya. Akşam oldu hava yumuşadı, çok enteresan. Ya da ateşin başında biz hissetmiyoruz. Ya da alıştık. Ya da alıştık artık. Artık acıya alıştık, bünyeye alıştı. Arkadaşlar AFAD'a da gerek kalmadı. AFAD'ı falan aramayın, AKUT'u da aramayın. Allah'ın izniyle hayattayız yani. Şimdilik. Şimdilik hayattayız. Bizim Tatar Alper geliyor bakalım, onu bekliyoruz. Ondan sonra rakı moduna geçeceğiz. Ama harbiden sıcaklık lan içerisinde yani. Abi şuna bir zahmet atar mısın? Şöyle buyur. Git bark. Ya nasıl olmuş ama? Mis gibi olmuş. Değil mi? Süper. Vallahi çok iyi olmuş. Buna göre işte bir branda yapacaksın abi. Sevgili dostlar, arabanın içine böyle bir düzenek yaptık. Her tarafını kapattık. İçeriye de böyle bir kataletik yaktık. Şu an sıcacık bir ortam var. Afiyet olsun arkadaşlar. Afiyet olsun. Çarpsaydık. Oh. Geldik. Oh. Beklemiyorlardı. Açız, aç. Bitti ya. Aziz Mehmetov, Murat Düzçimen. Afiyet olsun. Lan. Burada karıştırdım. Ne oldu? Bir şeyler var. Köpek var orada da onu karıştırıyor. Abi, ne gitti, ne oldu? Yiyecek bir şey var mı orada? Var. Vallahi gel bakalım. Abi sen şimdi gir çık yaptın, evet. Ücret verdin. Evet. İkisi de bir daha mı verdin? İlk baş motoru verdim 12 lira, şimdi 18 lira verdim. İki sene aldım. Arabayla çıkarken şimdi de gideceğim, kamyonla geleceğim şimdi. Deseydin ya abi, ben gene ben geldim dedim, diye. Dedim ben para almak zorundayım diye. Başka bir yapma ya. Ama ya onunla uğraşacağım abi, ne yapayım, adam da görevi koymuştur. Öyle. Valla Antep doldu, nasıl belli görüyorum abi. Yedi altın kaplamayı. Çok iyi ya. Ersin kavurma yapıyor arkadaşlar bize. Bıçak da iyi valla ha. Bıçak iyi. Bak ha ha, sound gelsin ya. Burak, keyfin nasıl kardeşim? Çok güzel abi. Çok, en rahat yer benim. Boylu boyunca da uzandın, Kleopatra gibi yatıyorsun orada valla. Önünde soba da var. Mis. Ha. Açılmıyor. Ya Ersin abi izliyor. Ya ben bunda kaydık. Merak yapmış. Tonu cel almış. Ne atıyorsun, kekik mi? Evet. He, bolat. Vay 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 vay. Valla. Oğlum var ya var. Sakın dışarıya çıkmayın ha. Soğuk. Vallahi bak, atlı olan dışarıya çıkmasın, burada takılın. Tuvaleti gelen de tutsun. Sakın çıkmayın dışarı. Abi dede o ağacın dibine 4 tane normal düz sopayı atmış, mantarlı. Çok güzel böyle derine. 4 tane ya. Koymuş böyle sehpa yapmış. Nine ona böyle yemek hazırlıyor falan filan. Biz de orada diyor. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ondan sonra dede namaz kılıyor. Değil mi? Vallahi bak namaz kılıyor. Namaz kılıyor. Biz de bunlarla oturuyoruz orada işte, sucuk mucuk bir şeyler yapıyoruz. Yiyeceğiz, gideceğiz yani bizim işim. Hacı benim göz bir kaydı. Dedenin bir tane sopa var ya, suyu dövüyor, dövüyor. Böyle. Allah Allah. Nasıl vuruyor biliyor musun? Yasin abi senin o şey gibi, kaçırdığın gibi. çat vuruyor. Nine zaten yazık anlamıyor bir şeyden. Ne yapacak? Dede namazda. Bir hareketlendik tamam mı? Amca falan filan. Dedeyi bak, pişt selam verdi. Bir indi hemen kolları sıvadı. Evlat dedi, vallahi abi bu çocuk çok fena dedi. Biz geldik hemen yanına. Allah. Dedim amca senin kepçe mepçe yok mu, bir şey yok mu? Yok dedi, kepçe mepçe. Hiçbir şey yok. Düz sopaları koymuş. Abi o sopa var ya, 8'e katlandı ya. Bambu. O bambuydu. Yok normal açılırdı, ben iyi biliyorum. 4 normal teleskopik böyle. İki tanesi bambuydu ya. Kaldırıyor abi, böyle oldu sopa. Anam dedim, burada böyle balık var mıymış dedim ben ya. Hatırlıyor musun? Abi nasıl bir çıkardı balığı. Yani bilmiyorum şu kilo bazında hani şey yaman atmak gibi olmasın ama bayağı büyük yani balık. Ya şöyle var değil mi? Yuvarlak mı? Sazan var ya, yuvarlak. Bembeyaz abi balık, parıl 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 sazan ya. Abi balık böyle ama çay tepsisi gibi. Yüz yuvarlak. Yüz yuvarlak ya. Piknik sepeti var şöyle değil mi? Orijinal sazan yani. Piknik sepeti koymuş yazık. Küçük tutuyor ya şimdi balıkları. Onun içine doldurmuş. Ya dedim senin hapsin yok mu amca? Ya dedi şu sepeti çek sudan. Çektim. İçinde 2-3 tane küçük balık var. Abi balığı kafasını ittiriyor. Girmiyor. Mavi ya sepet. Şöyle aynen, bak şöyle aynen. Sepet. Balığı sokamadı oraya. Dedim oğlum, amca sen. Ondan sonra
hadi hanım falan demeye başladı. Alacağını aldı. Vallahi bak topları sopaları çuv. Ondan sonra siz... Biz ondan sonra topları yorduk ya. Biz ondan sonra... Senelerce üst üste geldik. Onun gibisini tutamadık ama. Allah Allah. Vallahi bak. Çektik kimse yok. Allah Allah. Öyleymiş böyle geliyor. Masmor geliyor. Tuhaf ya. Balık yani. Çektik kimse yok mu? Tonla atıp diyor. Oltaya takar takar. Nerede kimse yok? Yani balıkta can yok abi. Kimse senin dediğin gibi Zülfikar abinin gibi. Kafesi bir çektik kimse yok. Kimse yok. Kafesin arkasını burun vura vura yırtmışlar. Yırtmış. Balıklar da kaçmış biliyor musun? Kafesi bir kaldırdık kimse yok diyor. Ben şey Zülfikar diyorum, abi. Adamın ne zoruna gider ya. Ben Zülfikar abi. O zaten öyle vallahi diyor. Ulan çok zoruna gitmiştir. Balığı tuttum kaçırsan ne önemli değil ama tuttun balığı kaçırdığın zaman diyor. İnsanın morali bozulur. 200 balık davası bir şey yapma. Seyit Gazi tarafında Yapıldak diye bir yer var. Gittiniz mi bilmiyorum. Buyurun ben gitmedim abi. Abi geceden gittik. Bir tane bent tarafına iniş var. Ama o kadar dik ki. İndik. Yani keşif için indik. Ulan dik ama çıkamadık. Arabayı bağırtıra bağırtıra geriye salıyoruz, vurduruyoruz. Geriye salıyoruz, vurduruyoruz. En son bağırtıra bağırtıra çıktık. Ya dedik. Burada olmaz. Hemen yan tarafında hafif bir koy vardı. Oraya dedik girelim. Girdik oraya. Ha dedik düz güzel bir yer. Araba yani sıkıntı da yok. Buradan da çıkarız. Çadır kurmaya da yer var bilmem ne. Gece gittik abi. Gecenin saat daha böyle 12.30 falan yani. 12. Oltaları açtık. Yemleri falan falan taktık böyle. Oltayı bir sıfıtıyoruz acım. Cüp diye ses geliyor tamam mı? Allah. Bu gibi mi abi? Aynı böyle. Aynı böyle. Cüp diye ses geliyor. Tam denk geldi. Cüp. Oltayı atıyoruz böyle pırrrr diye gidiyor. Cüp diye ses geliyor. Ulan diyoruz ne kadar derinmiş ya falan. Böyle cüp diye ses geliyor. Neyse oltaları attık. Ateş yaktık. Mangalı yaktık. Biraları açtık. Sohbet, muhabbet, şu bu bilmem ne. Abi sabah bir kalktık. Oltaları attığımız yer kara. Sallaya. Kara su değilmiş. Cüp diye ses geliyor ya. Ulan dedik bayağı derine gitti herhalde falan. Tarlaya atmışız oğlum oltaları. Allah. Önümüz su da karşı taraf tarlaymış yani görmedik. Ondan sonra tekrar dolandık. Ben sonra gittik su orada biraz var. Orada işte sopaları denedik bilmem ne yaptık bilmem ne. Bir tane balık da tutamadık. Rezillik var. Döndük geldik. Nasıl? Alper diyor ki, hala diyor yukarıdayım arabayı ısıtmaya çalışıyorum diyor. Kapılar diyor şeyden buzdan buz tutmuş diyor kapılar diyor. Arabayı ısıtmaya çalışıyorum diyor. Arabayı da çalıştırmadan sakın yatmayın diyor. Donarsınız diyor. Araba şu an var ya sauna gibi zaten bizim. Tulum var var tulum da var. Tuluma mı girelim? Arkadaşlar saat gece 1 oldu. Maalesef oltalarda bir hareketlilik yok. Biz de birazdan yatacağız. Sabah kaldığımız yerden devam edeceğiz diyorum ama inşallah devam ederiz. Şu an size arabayı göstereyim arkadaşlar. Her tarafı buz tuttu. Her şey buz tutmuş durumda. Arkadaşlar birazdan yatacağız. Yarın da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz, iyi geceler. Arkadaşlar günaydın. Saat 7.30. İnanılmaz soğuk. Öyle böyle değil. Arabanın içinde daha fazla duramadım arkadaşlar. Erkenden kalktım. Ersin hala arabanın içinde uyuyor. Tulumun içinde ipek kozası gibi dolanmış. Hala uyuyor. Bütün malzemelerimiz donmuş. Şimdi oltaların hepsini çekeceğim arkadaşlar. Yemleri tazeleyeceğim, tekrar atacağım. Ondan sonra bekleyeceğiz bakalım. Öğleye kadar buradayız. Veya belki öğleyi bile bulmaz. Öğleden önce toplanır döneriz. Bir hareketlilik olmadı maalesef. Dün gece de bayağı bekledik. Ama maalesef hiç burç olmadı arkadaşlar.
Arkadaşlar saat 11'e geliyor. Biz de yavaş yavaş toplanıyoruz. Maalesef balık hiç yapmadı. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Balığın yapmayacağı zaten belliydi ama bir umut yine geldik. Soğuktu, çok soğuktu. Ama dün akşam arabanın her tarafını kapattık. Kaloriferi de açtık. Hatta içeride katalitik yaktık. Bayağı böyle sıcak, keyifli, güzel bir ortam oluştu. Ama maalesef oltalarda bir hareketlilik yoktu. Biz de ufaktan toplanıyoruz arkadaşlar. Bir kampın da bu şekilde sonuna geldik. Artık bir sonraki kamplarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.